Kara hayvanının balıkları nasıl avladığını biliyoruz. Ancak balığın bir kara avcısını avladığını hiç duydunuz mu? Okyanusun derinliklerinde yaşayan ve geçimini kendi komşularıyla veya suya konan kara avcılarıyla geçindiren bir balıkla tanışacağız. Bugünkü videomuzun kahramanı, okyanus ahalisine korku salmaya başaran balık olan Karaks'tan bahsedeceğiz. Hadi yakın oturun, başlayalım. Karaks ayrı bir tür değil. Bazıları oldukça büyük olan 18 tür içeren istavrit ailesine ait bir cinstendir. Yüksek yanal basık gövdeleri, büyük başları ve oldukça iri gözleriyle diğer türlerden ayırt edilebilirler. Karakslar, Hint, Pasifik ve Atlantik okyanuslarının 10 ile 100 metre derinlikte ılık sularda yaşarlar. Karakslar yırtıcı oldukları için pek iyi komşular sayılmazlar. 170 cm'lik bir vücut uzunluğuna ve 70 kilograma varan ağırlığa oluşan dev karakslar oldukça tehlikeli bir avcılardır. Genel olarak Hawaii, Karaks'ın en yüksek konsantrasyonuna sahip yerdir. Karakslar sarı yüzgeçli olarak da adlandırılır. Yüzgeçlere sarımsı rengi berrak suda hiç fark bile edilmese de çamurlu sularda fark edilebiliyor. Genel olarak balığın rengi, diğer faktörlerin yanı sıra suyun sıcaklığı ve mineral bileşimi gibi birçok faktörden etkilenir. İlginç bir şekilde erkek ve dişi dev karakslar farklı görünüyor. Örneğin, erkekler neredeyse tamamen siyahken, dişiler gümüş veya gri renktedir. Küçükken kendilerini avcılardan daha iyi korumak ve daha başarılı avlanmak için büyük sürüler halinde hareket ederler. Bu tür sürülerde her birey kendisi içindir ve daha küçük bireyler genellikle aç kalır. Ancak balıklar büyüyüp cinsel olarak olgunlaşır olgunlaşmaz sürü dağılır ve her biri yalnız birer avcı olur. Ancak bu ayrılık herhangi bir bireyin kolay yem bulmasıyla kısa süreliğine olsa da sona erebilir. Karakslar çok yavaş ve hatta oldukça tembel görünebilirler. Ancak aslında çok tehlikeli bir avcılar. Karaks anında saatte 60 km hıza çıkmakta ve çok keskin dönüşler yapabilmektedir. Ada sakinleri bu balığa saygı duyarlar. Örneğin Hawaii'liler arasında gücün, korkusuzluğun sembolüdür ve güçlü bir deniz savaşçısıyla aynı anılır. Bu nedenle bazı cahil kabilelerde kadınların bu balığı yemesi bile yasaktır. Ayrıca dev karaks öncelikle çok güçlü ve yorulmaz bir rakip olarak balıkçılar arasında çok saygı görüyor. Oltaya yakalanan karaks çok agresif sarsıntılar yapar ve derinlere inmeye çalışır. En kalın misinaları bile yırtabilir ve güçlü kancaları kırabilir. Karakslar avını kapmak için sudan bile atlayabilir ve onu kancada tutmak çok zordur. İlginç bir şekilde tüm karakslar, özellikle genç olanlar, köpek balıklarına sürtünmeyi çok severler. Bazen köpek balığı görünce tüm sürü ona doğru koşar ve yakınında yüzmeye başlarlar. Köpek balıklarının derisi çok pürüzlü olduğu için bu şekilde parazitlerden arındıklarına inanılıyor. Ancak yetişkin karakslar köpek balıklarına pek iyi davranmazlar ve hatta karaksların resif köpek balıklarına saldırdıkları da olmuştur. Karakslar hızlanarak köpek balıklarının solungaçlarına çarparak onları öldürürler.
Köpek balıkları ile beslenmeyen bu türün neden onları öldürdüklerine dair hiçbir şey bilinmiyor. Karanksların yetişkin ve yalnız olanları bazen büyük sürüler halinde birleşmeye başlar ve tatlı su nehirlerine yolculuk için hazırlanır. Karanks sürüleri nehirlerin ağızlarına girer ve birkaç gün boyunca bir dakika durmadan yukarı doğru yüzerler. Ama belli bir yere yüzüp geldikten sonra yol kat etmeyi bırakarak dönmeye başlarlar. Bu olağan dışı davranış ne havya bırakmak ne de avlanmaktır. Nedeni hala belirsizdir ve karanksların böyle bir dansı en az 10 gün devam edecektir. Sadece birkaç hafta sonra dönüp ters yönde yüzecekler. Şimdi bu balığın neler yapabileceğini görelim. Küçük karankslar bile yakınlarında bulunan herkesin canına korku salır. Kıyıya yakın tüm küçük balıkları nasıl bastırdıklarına bakın. Karankslar orada yüzmesi zor olduğuna ancak orada kurtuluşa ümit edebilirler. Bu çetenin nasıl bir balık sürüsünün üzerine çullandığına ve onu her yere sıçrattığına bir bakın. Bu adam gücünü test etmek için karankslara bir olta atıyor. Birkaç saniye ve balık bu neşeli adamı neredeyse denize sürükleyecektir. Siz kesinlikle denemeyin, hayat için tehlikelidir. Hawaii sahillerinde sumrular sık suların üzerinde uçmayı sever. Amaçları orada yüzen küçük balıklardı ama zaman zaman kuşlar yorulur ve dinlenmek için suyun üzerine otururlar. Bu çok kötü bir fikirdir çünkü suyun altında daha korkunç bir avcı saklanıyor. Bir saldırı gerçekleştirilir ve hiçbir şey anlamayan bu kuş artık suyun altındadır. Ancak havadayken bile tamamen güvende sayılmazlar. Kurnaz karanks avlarını arayarak sürekli olarak yüzeye yakın yüzer. Su tabakasının altından bile kuşa kadar olan mesafeyi ve hatta hızını belirleyebilirler. Yine bir saldırı, ancak bu sefer kuş şanslıydı ve yırtıcı hayvandan kaçmayı başardı. Ancak karankslar pes etmeye alışkın değildi. Bu saldırıda ise bu sumruyu hiçbir şey kurtaramayacak. Bu dev istavritlerin düzensiz balık avcılarının avlanmalarına bakmayarak yok olma tehlikesi yoktur. Bu sefer de çok ilginç bir hayvanla tanıştık. Videosunu hazırlamamı istediğiniz bir hayvan varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videonu beğenip paylaşmayı unutmayın.